Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. K30 Note 8 Pro ve Mi Note 10'un piksel kalitesine bakacağız. Bir fotoğraf çektik. Çektiğimiz bir fotoğraftaki %100 büyüterek buradaki detaylara bakacağız. Bakalım gerçekten 108 megapiksel ve K30 ve Mi Note 8 Pro 64 megapikselin piksel kaliteleri arasında fark var mı? Note 8 Pro'nun daha önceden böyle bir karşılaştırmasını yapmıştık. Ben çok beğenmiştim. Bakalım burada ikisi arasında fark var mı ve aralarına giren K30 ne gibi rol oynuyor bu iki telefon arasında. İlk olarak Mi Note 10 Pro ile K30 farklarına bir bakalım. Evet sağ tarafta Mi Note 10 Pro zaten görüyorsunuz 108 megapiksel. Sol tarafta Redmi K30 64 megapiksel burada gözüküyor. Zaten şöyle fotoğrafa baktığımız zaman ben hemen söyleyeyim. Odaklandığımız nokta şurası. Tam şu köşeye odaklandık. Bakın şurayı dokunarak burayı odaklayıp fotoğrafı çektim. Burayı odaklayıp fotoğrafı çektiğim için mesela görüyorsunuz şu gökyüzü K30'da yok olmuş. Patlamış. Fakat e, Mi Note 10 Pro'da ise burası yani gökyüzünü de gayet detaylı bir şekilde çekmiş gözüküyor. Onun haricinde arada çok büyük bir fark göremiyorum ben bu şekilde baktığım zaman. İki fotoğrafta aynı diyorum. Sadece şu gökyüzünden dolayı Mi Note 10 Pro'yu ben bu şekilde baktığım zaman beğeniyorum. Peki detaya girelim bakalım. Detayda ne gibi farklılıklar var. Hemen %100 yapıyorum ve tabi arada boyut farkı olmuş oluyor. Ben hemen şöyle Mi Note 10 Pro'yu da biraz küçültüyorum ve o şekilde bakalım. Mesela arka fona bakalım. Arka fona bakmayalım. Hemen odaklandığımız noktaya bir bakalım. Evet, odaklandığımız noktaya baktığımız zaman arasında çok da büyük bir fark yokmuş gibi gözüküyor. Bu şekilde baktığımız zaman Mi Note 10 Pro'yu biraz küçülttük. Hani hangisi daha güzel derseniz sanki Mi Note 10 Pro daha güzel çekmiş gibi geldi bana ama fark gerçekten çok az. Şöyle bakalım. Minot 10 Pro'da sanki ISO kirlenmesi var. Acaba ISO değerimiz kaç? ISO 100, ISO 100. Her iki cihazda da ISO 100 ile çekilmiş bu fotoğraf. Enteresan. Fakat Mi Note 10 Pro'da daha fazla kumlanma gözüküyor. Bu da piksel kalitesinden dolayı oluyor. Çünkü 108 megapiksel piksellerin boyutu çok küçük. Çok küçük olduğu için yakaladığı ışık oranında düşük oluyor. Bu sefer biraz kumlanmaya sebep oluyor. Peki şöyle bir bakına bakına gidelim. Ama fotoğrafın genel anlamında bakıldığı zaman aralarında çok büyük bir fark yok. Yani 108 megapiksel böyle fark atamamış. Boy boy fark atması gerekirken atamamış. Öyle bir durum söz konusu değil. Arka plana bakıyoruz. Arka plana baktığımızda sanki K30 şuralardaki detaylar falan daha detaylı çekmiş şuralarda sanki Mi Note 10 Pro biraz çamurlaşmaya başlamış. Detaylandıramamış. Şöyle devam edelim. Binaya doğru gidelim. Ee, şuraya bakalım. Yani aralarında büyük bir fark yok. Sadece işte gökyüzünden dolayı K30'da gökyüzü patlamış. Mi Note 10 Pro daha detaylı bir şekilde çekmiş. Onun haricinde arka planda K30 mesela buralarda da sanki Minot 10 Pro daha detaylı çekmiş. Renk olarak ise yani renklendirmesinde sanki Minot 10 Pro daha renkli, daha sıcak tonlarda fotoğraf çekmiş. Kalite olarak aralarında çok büyük bir fark yok. Neredeyse aynı. Sadece Minot 10 Pro Sanki işte detaylandırdığımız, odaklandığımız nokta şurasıydı. Sanki Mi Note 10 Pro gözüme biraz daha güzel geldi. Bu da renklerinden dolayı olabilir. Biraz daha sıcak tonlarda fotoğraf çekmiş. Mesela lastiğin şu kısımlarına baktığımız zaman K30'da daha detaylı bir şekilde şu lastik gözüküyor. Mi Note 10 Pro'da ise burası simsiyah olmuş. Ama bunlar çok böyle e, elzem farklar değil. Benim odaklandığım nokta şurası olduğu için ben şu noktaya bakıyorum ve şu noktaya baktığım zaman Mi Note 10 Pro biraz daha iyi geliyor gözüme ama böyle çok büyük bir fark yok. Peki hemen Mi Note 10 Pro'yla Note 8 Pro'nun farkına bakalım. Çünkü Note 8 Pro'yu gerçekten çok merak ediyorum. Evet Note 8'i açtık. Note 8 de aynen K30'da olduğu gibi şu gökyüzü patlamış ama K30'a göre biraz daha gözükür vaziyette. Fakat Mi Note 10 Pro'da bu gökyüzü çok alena gözüküyor. Çok detaylı bir şekilde çekilmiş. Sanki HDR çekmiş gibi gözüküyor. Bunları kendi boyutunda çektiğimiz zaman yani 108 megapiksel olarak ya da 64 megapiksel olarak çektiğimiz zaman ne yazık ki HDR açılmıyor. Kendisi otomatik HDR çekmesi gerekiyor. Fakat K30 ve Note 8 Pro'da görüyoruz ki HDR çekememiş. Çünkü gökyüzü patlamış. Note 8 Pro'da gene biraz daha iyi gözüküyor ama tabi şöyle baktığımız zaman kesinlikle Note 8 geride kalıyor. Yani Mi Note 10 Pro açık ara diyorsunuz ki Mi Note 10 Pro daha güzel. Detaya girelim bakalım. Detayda ne gibi farklılıklar var? Bir kademe küçülteceğiz ve şöyle bakacağız. Evet, şu an detaya girdik. Detaya girdiğimiz zaman, Note 8 Pro biraz daha koyu tonlarda çekmiş, koyu tonlarda çektiği için midir nedir bilmiyorum. Şu duvardaki detaylar, Note şey e, bu şu duvardaki şu detaylar, Note 8 Pro'da daha fazla belirgin vaziyette duruyor. Hatta e, açık ara büyük bir fark var. Şu duvara baktığımız zaman, hemen şu araç üzerine bir bakalım. Mesela Araçtaki detaylar da daha fazla belirgin. Şuraya gelelim. Şuradaki detaylar çok fazla fark etmiyor. Şu kısım neredeyse aynı. Bu kısma baktığımız zaman yani Mi Note 10 Pro gene daha koyu çekmiş. Siyah tonlarda yani çok koyu. Mesela lastikle lastik ile kaportanın arasındaki fark neredeyse Mi Note 10 Pro'da belli değil. Fakat Note 8 Pro'da daha bir belli. Şuraya geldiğimizde ise Note 8 Pro biraz daha detaylı çekmeye çalışmış. Şu kaldırım taşları falan daha detaylı gözüküyor. Zaten duvara hiç girmiyorum. Duvar çok detaylı gözüküyor. Mi Note 10 Pro'ya göre. Hemen şuraya biraz daha bakayım. Yani sanki Note 8 Pro daha detaylı çekmeyi başarmış. Keza burası daha güzel. Şöyle bir bakayım. <laughs> şu arkadaki duvara bakarsanız zaten e, Mi Note 10 Pro'da yani tek renk gibi neredeyse geçmiş. Note 8 Pro biraz daha detaylandırmayı başarmış burada. Yani Note 8 Pro bana daha detaylı fotoğraf çekmiş izlenimi veriyor şu an. Şu Arka plana bakalım. Arka plana baktığımız zaman yani... Arada çok büyük bir fark yok diyebiliriz. Gökyüzüne geldiğimiz zaman gökyüzünde fark ortaya kendini koyuyor. Mi Note 10 Pro daha detaylı çekmiş gökyüzünü. Şöyle bakarsanız. Evet daha detaylı çekmiş fakat daha koyu çekmiş. Acaba çok koyu çektiği için mi gökyüzü de detaylı çıkmış oluyor? Yani bilemeyeceğim ama fotoğrafa küçültüp baktığımız zaman Mi Note 10 Pro daha güzel fotoğraf çekmiş diyoruz. Detaya girdiğimizde ise yani şuralarda çok büyük farklılıklar yok. Sadece şu yeşile bakalım. Mesela şuradaki renkler Mi Note 10 Pro'da daha sıcak renklerde çıkmış. Renk olarak Mi Note 10 Pro daha sıcak tonlarda fotoğraf çekiyor. Şuraya baktığımız zaman Note 8 Pro biraz daha detaylı çekmiş gözüküyor. Ama böyle çok büyük bir fark yok arada. Tabii 108 megapikselden beklediğimiz Mi Note 10 Pro'nun çok daha detaylı çekmesiydi ama öyle bir şey burada söz konusu değil. Fakat fotoğrafa şöyle baktığımız zaman Mi Note 10 Pro daha güzel fotoğraf çekmiş diyoruz. Çünkü gökyüzü de fotoğrafın içinde var, gözüküyor. Note 8 Pro ile K30'a bir de bakalım. Arada ne gibi farklılıklar var? K30'da Note 8 Pro'ya bakıyoruz. Gökyüzü dediğim gibi Note 8 Pro'da biraz daha bir belirgin kendini göstermeye çalışmış. Note K30'da ise komple patlamış. Sadece şurada biraz bulutlar gözüküyor. Hemen şöyle çok uzatmadan detaya bir bakalım. Tabii iki formatta aynı formatta olduğu için küçültüp büyütmeme gerek kalmıyor fotoğrafı. Mesela direkt şuraya baktığımız zaman şu duvardaki detaylar Note 8 Pro'da daha fazla gözükürken K30'da öyle gözükmüyor. Ve Note 8 Pro'da işte bir kumlanma varmış gibi gözüküyor. Bir de öyle bir durum var. Bu kumlanmadan dolayı mı acaba bu duvar daha detaylı bir hava vermiş bize? Bilemiyorum ama daha detaylı gözüküyor. Hemen şuraya geliyorum. Evet, şimdi buraya baktığımız zaman şöyle yapalım. Aynen Mi Note 10 Pro'ya yaptığı gibi Note 8 Pro K30'a da detay konusunda fark atıyor. Şu duvara bakarsanız daha detaylı çekmiş vaziyette gözüküyor. Tabi daha koyu tonda çektiği için diyeceğim ama yani şuralar falan aynı tonda çekilmiş gibi gözüküyor. Arada fark yok gibi gözüküyor. Mesela fara baktığımız zaman fara baktığımız zaman biraz daha koyu gözüküyor Note 8 Pro. Hemen şuraya bakalım. Mesela şuraya baktığımız zaman her iki telefondaki yani lastikle kaporta arası iki telefonda da belirgin. Ama Note 8 pardon K30'da biraz daha lastik belirgin vaziyette. Ya çok uzatmayacağım. Yani böyle kusur aramaya çok da gerek yok gibi geliyor. İki, te, iki fotoğrafta birbirine çok yakın. Hani arada ne fark yok diyebiliriz. O kadar böyle e, o mu o mu denilecek bir durum söz konusu değil. Gerçekten iki fotoğrafta birbirine çok yakın kalitede çekilmiş. Note 8 Pro'da ne hikmetse biraz daha kumlanma varmış gibi gözüküyor. Ama daha detaylı fotoğraf çekmiş gözüküyor. Mesela uzaklara baktığımız zaman e, kumlanmadan dolayı Note 8 biraz daha çamurlaşmış bir fotoğraf veriyor burada bize. Ama bu farklar gerçekten çok az. Hani bunlar bu farklar böyle konuşulacak farklar değil. Evet. Temizlik olarak bakıldığı zaman K30 daha temiz fotoğraf çekmiş bir havası var. Note 8 Pro daha detaylı çekmiş bir havası var. Fakat kumlanma olmuş fotoğrafta öyle bir durum söz konusu. Yani <laughs> ha o ha bu diyorum ben. Hiç fark etmez. Şöyle bir daha genelden bir bakalım. Aralarında çok büyük fark yok. Bir de bu telefonların hani gökyüzü çıkmamış. Biz bunları 12 megapikselde bir de HDR olarak çektik. HDR modda bakalım bu gökyüzü nasıl çıkmış bu markalarda bir de ona bakalım. Evet şu an 12 megapiksel ile çektiğimiz için HDR mod otomatik olarak açılıyor. Yani ister kapatırsınız ister açarsınız. Ben gökyüzü de gözüksün diye açtım. Ve görüyorsunuz şu an gökyüzü her iki telefonda da gözüküyor. Fakat böyle bir renk tonlama farkı olmuş arada. Hangisi daha güzel derseniz ben burada K30'u beğendim. Hemen şöyle %100 boyuta girelim. Bir de öyle bakalım. HDR modda ne gibi farklılıklar var. Tabi 12 megapiksel olduğu için çok fazla büyütmüyor fotoğrafı. Bu kadar büyütebiliyoruz. Bu kalitede bakacağız. Bu kalitede baktığımız zaman Evet bu sefer K30 duvardaki detaylar daha güzel gözüküyor. Renk daha güzel gözüküyor. Keza aracın farı daha güzel gözüküyor. Renkler daha güzel gözüküyor. Şu lastikteki ayrımlar daha güzel gözüküyor. Yani K30 HDR modda Note 8 Pro'ya göre daha güzel fotoğraf çekmiş bir havası var. Hem detaya girdiğimizde var hem de şöyle genel olarak baktığımızda da var. Biliyorsunuz telefonları incelerken yani ilk videolarındaki incelemelerde anlatmıştım. K30'da Sony sensör. Note 8 Pro'da ise Samsung sensör var yani burada Sony sensör sanki daha kaliteli fotoğraf çekmiş bir havası var ama dediğim gibi şu an HDR mod açık ve aradaki fark yani böyle e, övünülecek kadar büyük bir fark değil. Yani hiçbir kaybınız yok. İki telefonu da elinizde olsa, iki telefondan herhangi birine sahip olsanız hiçbir şekilde üzülmeye gerek yok. Ya öbür telefon daha güzel çekiyordu falan gibi bir durum çok söz konusu değil. Hani şu fark böyle anlatılacak çok büyük fark değil. Evet, durum buydu. Ha bir de şey yapalım. Mesela K30'la Mi Note 10 Pro'nun HDR modda çekilmiş bir fotoğrafına bakalım. Evet, şu an Mi Note 10 Pro yani gülüyorum kusura bakmayın. E, Mi Note 10 Pro ve K30'un 12 megapikselde HDR, bizim kendi elimizle HDR'i açarak çektiğimiz fotoğrafa bakıyoruz. Yani detaya girdiğimiz zaman güldüm. Neden güldüm? Mi Note 10 Pro K30'un gerisinde kalmış. Ona güldüm. Yani 108 megapikselle çekerken böyle geride kalmıyordu. Fakat 12 megapiksele düşürüp de HDR modu açıp çektiğimiz zaman... E, geride kalmış vaziyette. Şu direğe bakarsanız yani odaklandığımız nokta şurasıydı. Şu nokta. Yani şu direkteki detaylara bakarsanız falan Mi Note 10 Pro'da artık biraz böyle sulu boya gibi bir görüntü oluşmuş. Hani şuralara gideyim hadi buralara da bakalım. Yok. Genel anlamda Mi Note 10 Pro K30'un gerisinde kalmış. Note 8 Pro'nun da gerisinde kalmış. Ama 12 megapikselde çektiğimiz zaman bu böyle oluyor. Fotoğrafın tam boyutu da bu. Ha Ama şöyle bakıldığı zaman tabi şimdi böyle detaya girmeyip de şu şekilde baktığımız zaman, fotoğrafı ekrana sığdırdığımız zaman yani gökyüzünü falan görüyorsunuz ee, Mi Note 10 Pro daha güzel fotoğraf çekmiş diyorsunuz. Bu şekilde bakıldığı zaman. Ama detaya girerseniz detaylarda Mi Note 10 Pro kayboluyor. K30 e, masaya yumruğunu vuruyor biliyorsunuz birçok insan artık fotoğrafı çekip bu şekilde bakıyor ekrana. Yani fotoğrafı çektiğimiz zaman kimse büyütüp 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 detaylara bakmıyor. Detaylara bakmadığı için şu an bu şekilde yani bunu göz önünde tutarsak evet Mi Note 10 Pro daha güzel fotoğraf çekiyor. Fakat detaylara girdiğimiz zaman K30'un daha kaliteli fotoğraf çektiği ortaya çıkıyor. Durum bu. Yani o mu bu mu şu mu demeye gerek yok. Karar sizin. Farklılıkları ben göstermeye çalıştım. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.